İyi akşamlar. Kanal 23 ekranlarına hoş geldiniz. Bir şiirle başlamak istiyorum. Yorgun gecelerin kuytu köşelerinde incin top oynamakta sessizliği bölerek. Uykulu düşlerimin en derin noktasında ya eski pencerelerin gıcırtılı sesleri ya köhne yalnızlığın uğultusu duyulur. Uyku ölüme kardeş, herkes kucağında ölümün. Hangi el perdeliyor gözlerime uykuyu? Kanar hafiften gece sızısıdır gönlümün. Gözlerimin önünden geçerken ağır aksak. Çıkılması zor yokuş, anılar, derin uyku. Yalnızlık, ayak sesi olur ruhumun dehlizlerinde. Titrek mum ışığında kendini arar. Kelimeler dökülürken tüllenen kağıtlara, sıralı cümlelerle birer ikişer, geceleri mühürler gözyaşlarım, kirpik mürekkebiyle. Sevgili seyirciler, bugün çok değerli bir konuğum var. Bu şiirin de yazarı, Yalnızlığın Sesi şiiri, Sayın Alparslan Kılınç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bülent Hocam. Teşekkür ederim okuduğunuz için. Ben ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. İlk defa da şiir okudum. Bu beni daha fazla memnun etti. Çok da güzel okudunuz. Bundan sonra da okumanızı okumaya tavsiye devam ederim. Edeyim. Teşekkür İnşallah. Ederim. Sevgili seyirciler, Alparslan Bey çok yönlü bir eğitimcimiz aynı zamanda. Eğitimci, yazar, şair, aynı zamanda okul yöneticisi, aynı zamanda tarihçi. Yani çok boyutlusunuz gerçekten hocam. Her alanda da yazılarınız var, şiirleriniz var. Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Ama buna geçmeden kısaca bir kendinizi tanıtmanızı istesem. Tabii Bülent Hocam. Evet. Öncelikle inşallah ismimin önünde söylemiş olduğunuz isimleri hak ediyoruzdur. Biz karınca kararınca naçizane bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 24 yıldır eğitimciyim. Bu birikimlerimizi diyelim. Evet. Bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Takdir sizlerindir, kıymetli okuyucularımızındır. Yoksa, seyircilerimizindir. Tabii. Evet, tabii. 1976 Elazığ doğumluyum. Eğitim hayatımın hepsi Elazığ'da geçti. Fırat Üniversitesi tarih bölümünde 99 yılında mezun oldum. Ardından yüksek lisansa başladık. Ondan sonra akabinde de doktora yapmaya başladık. Şimdi de ilimizin bir okulunda yönetici olarak yaklaşık 16 yıldır yöneticilik yapmaktayız. Şimdi de Şahinkaya İlk Ortaokulu'nda okul müdürü olarak görevimize devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Şimdi hocam sadece yani eğitimcilik yönünüz değil, yani yazarlık yönünüz de çok ön planda. Şiirleriniz var. Okuduğum şiir de hem çok güzel bir şiir. Ben de ilk Teşekkür defa okudum. Ederim. Yani okurken de hoşuma gitti. Sağ olun. İnşallah seyircilerimiz de okumamı beğenmişlerdir, öyle diyeyim. Ben verilen beğendim. Mesajı da anlamışlardır. Şimdi yazmak aslında üzerine çok konuşulacak bir husus. Elbette. Yani yazabilmek de bir beceri. Yazabilmek için muhtemelen düşünüyor olmak lazım. Tabii. Değil mi? Tabii, kesinlikle. Yani düşündüklerinizi kağıda dökebilmek önce lazım. Önce okumak, sonra düşünüp kağıda dökmek lazım. Tabii. Siz önce makaleler mi yazmaya başladınız? İlk ne zaman, nasıl yazmaya başladınız? Öyle diyeyim ben size. Aslında şiir olarak yazmaya başladığım okul yıllarımda başladı. Okul dergimizde yazdım. Yani öğrenciyken mi yazmaya başladınız? Tabii, öğrenciyken başladı. Ondan sonraki dönemde ise özellikle bu pandemi döneminde bana çok katkısı oldu diyebilirim. Evlere mahkum olduk ama bazılarımız, belki de ben de o şanslılardan biriydim. Bu evde kalmayı, bunu avantaja dönüştürdüm diyelim. Çalışmalarıma yoğunlaştım. Özellikle ilk kitabımızı uzun yıllardır karar vermiştim. Burada benim önümü açan, rehberlik eden kıymetli dostum, arkadaşım, Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Şahin Yedek ve Eğitim Fakültesi'nde yine aynı şekilde Temel Eğitim Bölümünde bölüm başkanı olan Profesör İrfan Emre'dir. Onların yani bana yazmaya onlar mı sizi teşvik etti? Kitapta yazmaya onlar beni teşvik etti. Kitaplarınızı da göstereyim ben. Hikaye ve şiirde de yine okul arkadaşım, dostum olan Ali Ava'nın büyük bir desteği olmuştur bana. Kitaplarımız özellikle bizim Türk dünyası açısından önemli olan yerleşim merkezimiz, Mavaron Nehir bölgesinin, Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan,
Mavera-ön-Nehir diye isimlendirilmiş bölgenin önemli şehri Buhara'dan başladık. Buhara önemli bir merkez. Semerkant, hakeza burası da çok önemli merkez. Özellikle o dönemin coğrafyacılarının Buhara için söylediği sözleri okuduğunuzda inşallah siz de göreceksiniz. İslam şehirlerin en önemlisi diyorlar. Doğunun Medine'si ve burada İslam'ın kubbesi diyor. Bunu Buhara Müslüman için. Coğrafyacılar diyor. Evet, evet. Batılı tarihçilerin de söylediği var. Vanveri'nin mesela sözü de ilginçtir. Farklı kesimlerin düşüncesini bir arada verme adına söyleyeyim. Vanveri ise diyor ki Buhara İslam'ın Roma'sıdır. Böyle bir yer Buhara şehri. Buhara şehrinin en parlak dönemi ise kendilerine soyunu, nesebini İran'a dayanan, Perslere dayanan Samaniler Devleti döneminde olmuştur. Burası bir ilim merkezi, kültür merkezi olmuş. Zaten kitabınızın isminde de Samaniler döneminde Buhara evet, şehri 9 diye. Evet, 9 ve 11. yüzyıllarda Buhara evet. ve çevresinde hakimiyet sürmüş. Dediğim gibi kendilerini İran asıllı olarak nitelendirmektedirler. Neden bu dönemde şey olmuş? Bakın bu dönemi özellikle yine dönemin coğrafyacıları Buhara ve Semerkant bölgesinin olduğu yeri dünyanın 4 cennet yerinden birisi olarak ifade ediyor. Diğer yerleri ise Güney İran, Irak ve Şam olarak belirtiyorlar. Evet. Ayrıca biraz önce yayın öncesinde sohbet ederken sizinle de paylaştım. Yani aklıma ilk gelen sayabileceğim önemli ilim adamları yine Buhara'da yetişmiş. İmam Buhari, hadis alanında biliyorsunuz. Evet. Önemli bir şahsiyet. İbn Sina, Batı tarafından Avansis olarak nitelendirilen. O da Buhara'da yaşamış. Evet. Eseri El-Kanun Fıt-Tıp, Batı'daki tıp okullarında okutulan İbn Sina. Onun dışında bilim ve fen alanında çalışmalarıyla herkesin tanıdığı Biruni. Daha nice o var. Buhara ilk etapta. İlim aynı zamanda ilim şehri. Tabii. Yani hem ticari yönden de galiba o ticari zaman popüler. Yön, kesinlikle hocam. Özellikle dönemin önemli ticaret yolu İpek yolu. İpek yolunun geçiş noktası buralar. Buhara ve Semerkant. Bakın günümüzde de özellikle son zamanlarda birlik tamamlandı. İnşallah sadece bizim ülkemiz için değil, tüm dünya için büyük hizmetler edecek, bütün mazlumlara el uzatacak bir örgüt kuruldu. Türk Devletleri Teşkilatı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu teşkilata çok büyük önem veriyor. Gerçekten de son zamanda İsrail'in Gazze'ye yapmış olduklarını göz önünde bulundurursak, evet. sadece Müslümanlar için değil, Türkiye için değil, dünyanın neresinde bir mazlum olursa el uzatacak olan yine bu ülkedir, yine bu ülkenin insanlarıdır. O yüzden birlik olmak birlik lazım. Birlik yani ve bu, beraberlik Türk dünyasının olması elzemdir. Evet. Yani çünkü güçlü olunca mazlumların da arkasında durmak için bir fırsat olacak yani. Kesinlikle Bülent Hocam. Yani evet. bu dediğim gibi bakın şu anda dünyanın dört bir tarafında belli başlı devletler haricinde onların niçin İsrail'i desteklediğini hepim siz ekranları evet. başındaki izleyicilerimiz de biliyor. Ama Gazze'de olanlara karşı gelmek sadece Müslümanların görevi değil, insan olanların görevi. İnsan olanların görevi. Çünkü orada bir insanlık dışı olay gerçekleşiyor. Buna bütün insanım diyenlerin karşı durması lazım. İşte Türkiye güçlü olursa, bir köşe yazımda da yine ilimizin önemli yere gazetelerinden birinde de yaklaşık 2 yıldır köşe yazarlığı yapıyorum. Orada da yazdım. Bu konuları da işliyorsunuz tabii, orada. Tabii tabii. Evet. Türkiye neden güçlü devlet olmalı dedik. İşte Türkiye bunun için güçlü devlet olmalı. Yani sizin hocam şimdi eğitimci yönünüz var, yazar yönünüz var, şair i̇nşallah, yönünüz inşallah var. Diyoruz, ama vardır. Tarihçi asıl şeyinizde tarih, alanınızda evet. tarih. Doğal olarak bu tahlilleri siz daha doğru ve daha kolay yapabiliyorsunuz. Yani kolay yapabiliyoruz diyelim. Evet. Evet. Şimdi, bizden daha iyileri var tabii. Kitaplarınızı konuştuk. 2 tane kitabınız var. Fakat sadece bununla yetinmediniz. Yetinmedik. Kitaplarınızın haricinde makaleleriniz var. Evet. Yayınlanmış makaleleriniz var. Bunlardan da birazcık bahsedelim. Yani nerelerde olur. Yayınlanıyor? İçerikleri nelerdir? Biraz bundan bahsedelim makalelerinizden. Benim çalışma alanım özellikle Orta Çağ dönemi. Orta Çağ dönemi Orta Asya, evet. Mavera-ön-Nehir ve Horasan bölgesini içerdiği için makalelerim de yine bunlara yönelik evet. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlandı. Bu dergilerden özellikle Çankırı'nın Karatekin Üniversitesi'nin dergisi, İnönü evet. Üniversitesi'nin var. Yine ulusal bir dergi olan
Historical var. Turkish Historical. Orada evet. yayınlandı yine. Ayrıca aynı zamanda eğitim alanında da eğitim yönetimi alanında da yüksek lisans yaptık. Evet. Onunla ilgili de makalemiz var. Dediğim gibi bizim inşallah karınca kararınca bir şeyler yapıyoruz. Yani evet. okuyanları bilgilendiriyorsak bir cümle dahi, bir kelime dahi bunu mutluluk adlederim yani kendime. Yani programın ileriki süreçlerinde hikayeleriniz var. Onlardan da bahsedeceğiz. Ben okudum. Bana verdiğiniz 3 evet. tane örneği ben okudum. Onlardan da bahsedeceğiz. İnşallah. Dediniz ya okuyanlar için karınca kararınca elimden geleni yapıyorum dediniz. Evet. Bence okunması lazım. Yani ben hikayelerinizden yola çıkarak en azından bu tahlili yapabiliyorum. Çok teşekkür ederim. Şu an izleyen seyircilerimiz de inşallah eserlerinize ulaşırlar, okurlar i̇nşallah. Diyelim. Şimdi yazabilmek başta da dedik ya yani düşünmek, düşünebilmek lazım. Düşünebilmek için siz okumak lazım dediniz. Kesinlikle. Yani zaten bizler eğitimci olarak hep çocuklarımıza okumanın ehemmiyetini gündem yapıyoruz, söylüyoruz. Evet. Ama okumanın desteği sac ayağı diyoruz ya, yazabilmek de onun sac ayaklarından Tabii. biri. Okuyacaksınız ki yazacaksınız. Kesinlikle Bülent Hocam. Yani burada ben bu mesajı vermek istiyorum. Yani bizi izleyen seyircilerimizin içerisinde muhakkak çok okumayı seven insanlar var. Onu kaleme de dökebilmeliler, dökmeye Kesinlikle. Çalışsınlar. Ben hatta program öncesi sizinle konuştuk. Şiir ben de yazabilir miyim diye. Yani sizin şiirinizden esinlenerek evet. düşündüm. Yazabilirsiniz dediniz. Hatta başlayın diye beni teşvik ettiniz. Yani duygularımız var. Biz de kağıda dökmek istiyoruz, cümlelere dökmek istiyoruz ama hiç adım atmadık. İnşallah ben de İnşallah bu yazacağım. Program vesile olur Bülent Hocam. Vesile olacak. Sizin şiirinizi de okumak bana, ilk şiirinizi İnşallah. De okumak bana nasip olur diyelim. İnşallah. Şimdi yazmak önemli dedik. Sizin gündeminizdeki fikirler ne oluyor? Yani tarihçisiniz, birazcık tarih ön plana çıkıyor. İster istemez. İster istemez etkisinde kalıyoruz. Çıkıyor. Siz hikayelerinizde, şiirlerinizde sizi nasıl diyeyim? Sizi yönlendiren fikirleriniz daha çok ne oluyor? Böyle bir soru sorsam var mıdır yani? Vardır tabii. Şimdi isterseniz ilk önce mesela köşe yazarlığıyla başlayalım. Evet. Orada güncel konular da oluyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi tarihçi olmamız nedeniyle ister istemez gündemde tarihi olaylar oldu mu ona da değiniyoruz. Onun dışında günlük hayattaki olaylara da değiniyorum. Edebi olaylara da değiniyorum. Mesela günümüzü ilgilendiren en son yazdığım şeylerden hem size hem de seyircilerimize bahsedeyim. Yaklaşık 2-3 hafta önce köşemde yayınladık. Çok hızlı gidiyoruz. Ruhlarımız geride kaldı. Bir daha Bugüne, tekrar eder misiniz hocam? Çok hızlı gidiyoruz. Evet. Ruhlarımız geride kaldı. Ha. Bu zaman insanını anlatan bir yazıdır aslında bu. Evet. Bu köşe yazınız köşe değil mi? Köşe yazımızın girişini size bir hikayeyle anlatayım. Evet. Şimdi bir zamanlar Afrika'da kayıp bir şehir aramak için yabancı arkeologlar Afrika'ya gidiyorlar. Beraberinde tabii çalışmalarını yürütebilmeleri için eşyaları oldukça fazla. Bir kısmını hayvanlara yüklüyorlar. Bir kısmının da yardımcı olmaları için oradaki yerli halktan yardım istiyorlar. Evet. Bunlar bir süre yola çıkıyorlar. Gidiyorlar yolculuklarına. Birden yerli halk, kendilerine yardım eden yerli halktan olan grup bir yerde duruyor. Hiçbir sebep yoktan kendi duruyorlar. Evet. Bu yabancılar buna bir anlam veremiyorlar. Tercümana diyorlar ki hele bir gidin sorun. Bunlar niye durdu? Biz kötü bir şey söylemedik. Bir laf yapmadık. Paralarını da peşin verdik. Neden bu kaynaklandı? Gidiyor tercüman konuşuyor ve ilginç bir söz söylüyorlar. Diyorlar ki biz çok hızlı gidiyoruz. Ruhlarımız geride kaldı. Ne demek istiyorlar? Bugün bize modern çağ diye altın tepsi içerisinde sunulan şatafatlı birçok imkan ne yazık ki bizi bizden alıyor. Ne yapıyoruz? Bazılarımız, ben de dahil, belki siz de dahil, ekran başındaki seyircilerimiz de dahil olmak üzere ne diyoruz? Kardeşim 24 saat bana az geliyor. Evet. Değil mi? Ama ne demiş atalarımız? Yani atalarımızın söylemiş olduğu özlü sözler, atasözleri, vecizelerimiz öyle boş sözler değil. İçi, anlamı çok dolu sözler. Diyor ki bir koltukta iki karpuz taşınmaz. Ne Hı. yaparsın? İki karpuzu birden düşürür, kırarsın. Diyor bir tanesini taşı. Biz ne yapıyoruz? Aynı anda birden fazla şeyi kavuşturma telaşına düşüyoruz. Bu bize getirisi mi oluyor? İnanın getirisi olmuyor. O anı
Kaçırıyoruz. Kaçırıyoruz. Anı yaşayamıyoruz. Ne yapıyoruz? Hayat gözümüzün önünden bir film şeridi gibi geçerken hayatı seyre kalıyoruz. Yani hayatın figüranı oluyoruz. Başrol oyuncusu olmamız gerekirken figüran oluyoruz. Hep bu ne? Bir şeyleri yetiştirme. Yetiştirme. Yani dediğiniz o cümle çok anlamlı. Üzerine yani belki de makaleler yazılabilir. Kesinlikle. Yani hızlı koşuyoruz. Ruhlarımız geride kalıyor. Ne yazık ki. Yani ben şu anda kendi hayatımdan düşünüyorum. Cidden bir 24 saat o kadar hızlı geçiyor ki ve çok değişik işlerle uğraşıyoruz. Yani bir işle uğraşsak belki verimli olacak. Belki bir işten kesinlikle daha fazla lezzet alacağız. Birçok işle uğraşıyoruz. Zamanı da tüketiyoruz. Akşam hesabını yaptığımızda ruhsal olarak bir doyum olmuş mu? Emin olamıyoruz yani. O doyumsuzluk da var. Ayrıca Bülent Hocam orada şimdi düşünün. Evet. O anda tadı çıkarılabilecek bir şeyi yıllar sonra çıkaramazsınız. Neyi? Çocuklarımızın büyüyorlar gözümüzün önünde. Değil mi? Zamanı geriye getirip çocukluk anlarını yaşayabilir miyiz? Bu hayat koşturmacası içerisinde ne yazık ki bir yerlere, bir şeylere yetişme yüzünden çocuklarımızın büyümesini bile göremiyoruz. Bir bakıyoruz ne diyoruz? Ya dün gibi hatırlıyorum sen daha şöyleydin şu işte kadardın, burada sürünüyordun. Evet. Ne zaman bu kadar büyüdün? Belki çocuklarımıza vakit de ayırmıyoruz. Onu o anı yaşamıyoruz evet, değil mi? Başka işlerle uğraştığımız için değil mi? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle evet. Ne yapıyoruz? Elbette ki anda olacağız. Anda olmasak olmaz. Ama ne yapıyoruz biz? Ana kendimizi gömüyoruz. Yani şu anki zaman gömüyoruz. Kafamızı evet, kumdan çıkarmamız lazım. Anı yaşamamız lazım. Kaçırırsak bir daha görme imkanı olmaz. Siz o Afrika hikayesini de siz mi yazdınız bununla ilişkin? Yok, bu alıntıdır. Bu alıntı. Alıntıdır. Ha, tamam. Şimdi sorularım çok ama ben şuna değinmek istiyorum. Sizin hikayeleriniz de çok. Evet. Bana 3 tanesini verdiniz. Yayınlanan 3 tanesini verdim. Yayınlanan evet. 3 tanesini. Ulusal dergilerde yayınlanan 3 tanesini size takdim ettim. Yani ben bu hikayeleri okurken samimiyetle söylüyorum çok etkilendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani seyircilerimizin de ilk fırsatta bunlara ulaşıp okumalarını tavsiye ediyorum. Şöyle zaten programımızın ismini de bir tanesinin evet, ismini ona verdik. Köstekli Saat. En son dedi, yayınlanan Köstekli evet, Saat adlı hikayemizi verdiniz. Ona teşekkür da, ona ederim. Ona da değineceğiz. Şimdi örneğin resimde büyüyen yara diye bir hikayeniz var. Ben bunu okudum. Yani siz de cümle kurabilirsiniz hikayenizle ilgili. Cemal isminde birinin Neslihan isminde birisine komşu kızına, sevgisi, sevdalanması. Komşu kızına sevdası ama neticesi olumlu olmayan, olmuyor, neticelenmeyen bir hikaye. Yine ben bir öğretmenim. Siz, evet. Aslında siz bahsedin. Ben okudum. Paylaşmak tamam, istiyorum etkilendiğim için. Teşekkür ama. Teşekkür ederim. Sağ en olun. En sonunda Köstekli Hocam. Saat'e girelim. Olur. Nasıl isterseniz. Evet. Ben size tabiyim. Ben bir öğretmenim de. Şimdi bir de şu vardır. Ben tabii kendimi o sınıfta dahil etmiyorum. Bir daha diyorum. Karınca kararınca haddimizi bilmek lazım. Bir insanın haddini bilmek çok güzel bir şey. Evet. Ben bir öğretmenim. Hikayemize geçmeden önce onu belirteyim. Şimdi yıllardır hep tartışılır. Sanat toplumum için midir? Sanat için midir? Ben eğer bir şeyler yazıyorsam, çiziyorsam karınca kararınca toplum için yapmadan yanayım. Şimdi buradaki hikayelerimizde, iki hikayemizde de özellikle yaparken dediğim gibi bu hikayelerimiz Ulusal Dergi'de yayınlanıyor. Evet. Onda yayınlandığı için her Elazığlı'nın tipik özelliğidir. Yani burada Elazığ'dan ne yaparız da bir bahsederiz diye şey yaptık. Ha, hikayenizde Elazığ'ı da katıyorsunuz. Tabii katıyoruz. Evet, mesela huyumuz... ben bir öğretmenim adlı hikayemizde evet, köyümüzü kattık. Müsaadeniz olursa kısaca bir değinelim. Evet. Burada bizim bu hikayemizde Ahmet diye bir çocuğumuz var. Anne babayı çok erken yaşta kaybediyor. Devletin şefkatli eli onun üzerinden eksik olmuyor. Okula başladığı ilk gün öğretmenim Mustafa'nın kendisine söylediği sözden çok etkileniyor. Şimdiye kadar kimse böyle söylememiş. Öğrencilerin sınıfına girdiğinde Mustafa öğretmenimiz diyor ki, çocuklar ben sizin öğretmeninizim, aynı zamanda da bir babanızım. Ve oradan etkileniyor, öğretmen olmaya karar veriyor. Anne babası olmadığı için bu evet, çocuk o sözden çok etkileniyor. Şimdiye kadar kimseden duymamış. Evet. Ben senin babanım, bir şeye ihtiyacın olursa gel, bir sıkıntın olursa gel. Evet. Devletimizin şefkatli elleri uzanmış, onu büyütmüş, okutmuş. Sonrasında öğretmenin o sözünden yola çıkarak diyor ki ben öğretmen olmalıyım.
babasız çocukların babası olmalıyım. Ve İstanbul'dan Sivrice'nin Güney Köyü'ne geliyor. Hocam sözünüzü keseceğim. Yani alanıma girdi. Tabii. Yani öğretmen belki de gayri ihtiyari kurdu, belki de bilinçli kurduğu bir cümleyle çocuğa kariyer rehberliği de yapmış oldu. Kesinlikle. Özellikle sınıf öğretmenleri elbette diğer branş öğretmenleri de etkilidir. Ama siz de aynı zamanda eğitimci olmanız dışında bir velisiniz, babasınız. Evet. Sınıf öğretmenlerinin çocuklar üzerinde etkisi tartışılamaz. Yani bir kurduğu cümleyle hayatını çocuk etkiler. Öğretmen olmaya Tabii. karar veriyor. Kariyer rehberliğini yaptı Kesinlikle, orada. Kesinlikle Bülent evet. Hocam. Ne dedik? İlimizi de tanıtalım dedik ya. Tayini Anadolu'nun iklimi hafiften sert, insanları ise alabildiğince mert, küçük ama şirin bir Anadolu kazasının köyüne çıkmıştı. Elazığ'ın belki de en güzel kazasıydı. Hazar gönlünün büyüleyici bir güzellikle çevrelediği, sıcakkanlı insanların mutlu mesut yaşadıkları Sivrice'nin Güney Köyü ile kesişmişti kaderi. Sivrice'den, yani bu ulusal bir dergide yayınlanıyor. Tabii biz de dedik ki bunu fursat bilelim, Elazığ'ımızı, kendi yapalım. Köyümüzün reklamını yapalım. Evet, yani bu bizim zaten yapımızda var. Biz yani, Elazığların bu bence güzel bir şey. Güzel ama. Bir şey, yani evet. Bazıları belki farklı yorumlayabilir ama biz memleketimizle ilgili bir şeyi bir yere katacağız. Yani bir Katmamız başarımız da olsa şart. Onun katkısı var. Çünkü Aynen. buranın suyunu içiyoruz, burada Kesinlikle. Besleniyoruz. Evet. Bir nebze katkıda bulunmamız lazım. Diğer hikayemize mi geçeceğiz? Programımıza adını veren Köstekli Saat. Şimdi hocam buna geçmeden ben şunu Buyurun. Söylemek istiyorum. Sonradan da söylenebilir ama hikayelerde tasvirleriniz çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Yani şimdi örneğin bakın şunu ben bir dakika bir not almıştım. Bakın bir yeri tasvir ediyorsunuz. Resimle büyüyen yara. Evet. Cemal'in Neslihan'a sevgisi demiştik ya. Evet. Karşılıksız veya sonu ben olmayan. Ben de açayım. Burada bir paragrafı ben okumak istiyorum. Buyurun. Uzaktan bakınca küçük, bakımsız, neredeyse maili inhidam olan terk edilmiş bir kulübeye benziyordu. Korkak adımlarla girdiği yer aslında bir sabahçı kahvesiydi. İçeride ağır bir koku, tavanda sallanan tozlu bir ampul, üzeri sigara küllerinin gelişi güzel döküldüğü kirli masa örtüsü ve çarpık tahta bacakları olan birkaç masa vardı. Gözümün önünde canlanıyor yani şu bunu okurken. Evet. Bazıları avuçlarıyla sımsıkı tuttukları çayı yudumluyor, bazıları birini bekliyormuşlar gibi uzaklara dalmış bakıyorlardı. Uykuya yenik düşen birkaç kişiye eşlik eden kedi zamanı mırıldayarak adeta tüketiyordu. Yani bu sadece bu paragrafta değil. Yazınızın hemen hemen birçok yerinde tasvirler çok hoşuma gitti. Yani okuyan kişi bu hikayenin içine giriyor. Ama çoğu zaten tasvirlerde, betimlemelerde. Evet, ama bana çok başarılı geldi. Yok. Yani ben edebiyatçı değilim. Yok, estağfurullah. Resmen. Bizimki amatörce. Öyle Bülent mi diyorsun? Hocam. Tamam o da sizin mütevazılığınız. Sağ olun. Yani ben bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Teşekkür ederim. Şimdi Köstekli Saat'le ilgili programımıza da adını verdik. Evet. Bunu konuşalım. Olur. Şimdi Köstekli Saat, tabii hikayelerde, şiirlerde çeşitli imgeler kullanılır. Aslında Köstekli Saat bir imge. Köstekli Saat'in yeni nesil bilmez. Evet. Ama ben 48 yaşındayım. Siz de hemen yakınız, hemen sohbete yakınız. Evet. Köstekli Saat'in ne olduğunu bu yaş ve daha üstü olanlar gayet iyi bilir. Çünkü eskilerimiz, büyüklerimiz kol saatinden daha çok halen büyüklerimizde bu vardır. Köstekli saatini kullanır, büyük önem verir. Hele tarif edelim mi? Belki gençler bizi izliyordur. Gençler, nasıl yani şekli nasıldı? Nasıl oluyordu? Genelde şöyle yuvarlak. Evet. Eskiler tabii biliyorsunuz bir cepken giyer. Cepken giyerler. Güzelce. Evet. Vallahi eskiler şıktır. Bizim gibi değildi değil mi? Katılıyor musunuz bilmiyorum. Her tabii şeyine ki, dikkat tabii eder. Ki. Güzel cepkenli ilikler. Yol yemez Nazmi geldi aklıma. Ne alakaysa onu bir hikayemizde yer vereceğiz zaten. Öyle mi? İnşallah yani o olunca yayınlanınca o hikayeyi size gönderirim. Tamam. Yol yani yemez. Onun giyimi benim gözümün önüne Aynen. geldi. O kadar şık giyiniyordu. Sanki cepkeni podyuma var. Podyuma çıkacak bir manken gibiydi Nazmi dayı. Evet. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet. Köstekli saat dediğim gibi gümüşten evet. değerli, yuvarlak, şöyle zinciri olan. Eskilerimiz cepkenine yerleştirir. Şuradan zinciri gelir. Bu tarafa cepkene yerleştirir. Cepkene yerleşir. Bu özellikle bazılarına babadan, dededen yadigardır. Onun önemi daha da fazladır. Aile yadigarıdır. Ha, o kişi evet. daha sonra evladına da bırakmak ister. Önemlidir. Aile yadigarı olduğu için. Burada da
böyle bir saat yani, güzel var. Bir aksesuar. Tabii, evet. Böyle bir saatimiz, bu köstekli saat. Ömer'e babasından hediye edilmiş vefatından sonra. Aslında bu hikayemizde ben... Babası vefat edince Ömer'e tabii, bırakmış. Tabii annesine vasiyette bulunmuş. Ona da babasından kalmış. Yani bir şey olursa tek evladı var. Ömer'e bu benim mirasımdır. Sahip çıksın şeklinde. Burada biz köstekli saatte aslında baba ve çocukları, oğulları arasındaki ilişkiyi ele aldık. Siz okudunuz. Evet okudum. Fark etmişsinizdir. Aradaki iletişimi. Aynen. Bizim dönemimiz diyelim. Daha doğrusu iletişimsizliği. İletişimsizliği evet, evet o dönem. Bizim dönemimiz ve bizden önceki babaların evlatlarıyla olan ilişkisini kıyaslamaya çalıştık. Bunda evet. Bizden önceki dönemi kıyasladık. Şimdi mesela bir söz vardır, duymuşsunuz mudur bilmiyorum. Bizden önce bizim büyüklerimiz, babalarımız derler ki çocuk ne zaman sevilir? Çocuk uyurken sevilir. Çocuğu şımartmama adına. Değil mi? Eskiler öyle düşünürmüş. Eskiler öyle düşünürmüş. Aman şey yaparsam çocuk şımarır. Biraz da büyüklerin yanında sevme de hoş karşılanmıyordu. Yanlış bir şey. Evet, evet. Hoş karşılanmazmış. Doğru söylüyorsunuz. Yani. Burada hikayemizin kahramanlarından Ömer'in babası İrfan amca çocuğu ilk olduğunda çok mutlu olmuş. Çok sevinmiş. Hayır hasanette bulunmuş. Ve bu hikayede de yine bunu da bir söyleyeyim tırnak içinde. Sağ olsun eş, dost, arkadaş böyle şey yaptığımızda okuyor, memnuniyetlerini bildiriyorlar. Bazıları da soruyorum, okudun mu? Diyor, okudum. Dur dedim, ben hani bu arkadaşların eş, dostun okumuş mu okumamış mı anlayayım. Hem Elazığlığımızı konuşturayım, hem de bu arkadaşları bir sınav yapayım. Bu hikayemizde de yine 40 yaş ve üstünün tanıdığı, hepimizin ebesi olan Ebe Seher'i şifre olarak koydum. Hikayede Ebe Seher, ben okudum, Ebe Seher de geçiyor. Evet, şimdi, siz onu şifre olarak kullandınız. Tabii eşe dosta şifre koydum onu. Bundan sonra da öyle yapacağım. Sorduğumda işte diyelim ki bir arkadaşımız Bülent Hoca okumuşum diyor. Dedim, Bülent Hoca burada Elazığ'dan tanıdık birisi var mı? Diyorsa ki Ebe Seher diyorum tamam okumuş. Kemkü mü diyorsa yok bu tamamını okumamış ya da hiç okumamış diye şey veriyorum diyorum okumamışsın oku. Bu da ilginç bir taktik hocam. Bu çok tuttu. Bu hikayem de çok tuttu. Allah nasip ederse bundan sonra değil hikayelerimize de böyle ufak tefek Elazığ'ımıza has şifreler koyacağım. Şimdi evet. İrfan amca çocuk sevgisi olan birisi. Ancak çocuğuna dediğimiz gibi eskiden hep öyleymiş. Sevgisini bir türlü gösteremiyor. Gösteremiyor. Evet öyle oluyor ki Ömer ve dediğimiz gibi biraz önce de sohbetimiz sırasında geçti. Bakmayın eskiler bizden daha çok giyimine kuşamına dikkat ediyormuş. Yani dışarıya çıkmadan sanki... Yani bizde ne zaman dikkat edilir? Ya bir yere bir, ya bir programa olur, gidersek, programa aynen gidilir. Düğüne gidersek şık giyeriz. Ama evet. Onlar sokağa çıktıkları her dakika üstü tril tril olacak. Ütüsü o biçim olacak değil mi? Evet. Şimdi İrfan amca böyle. Bunun dışında İrfan amca aynanın karşısına geçtiğinde o köstekli baba yadigarı köstekli saatine ayrı bir ilgi gösteriyor. Ömer kapı aralığında babasının bu köstekli saate olan ilgisini görüyor. Ama bir gün olsun İrfan amca Ömer'in başını dahi okşamamıştır. Canım oğlum dememiştir. Çocuk bunu bekliyor babasından. Tabii bekliyor. Hangi baba evlat beklemez? Baba köstekli saate gösterdiği ilgiyi çocuğuna hiç göstermiyor. Hikayenin ana teması bu. Ana temamız bu. Sonra baba vefat ediyor. Evet. Miras olarak oğlana Ömer'e de bu köstekli saat kalıyor. Hatta baba sevgisini fark etsin diye normalde dede yadigarı olan saatin arkasına şey yazılmaması bu özellikle de yazıyor. Canım oğluma diyor. Şimdi bu Ömer bu saati aldığında memnun olmuyor tabii. Yani babası vefat etmiş. Normalde mantık kurgusunda babasından kalan yadigar onun için çok büyük bir ehemmiyet teselli arz etmedi. Teselli bulması lazım. Ama siz burada o kıyası yapmışsınız. Tabii, yani burada aslında baba ile çocuk arasındaki iletişimi vurgulamak için aynen. Çocuk babadan kalan o yadigarı çok da İstemiyor. Önemsemiyor. Çünkü, kendisine... çünkü zamanında bana bu ilgiyi gösterseydin tabii. Diyor. Yani evet. Ne olarak görmüş? Resmen Ömer köstekli saati kendi kuması görüyor. Ha, o da ilginç. Çünkü baba sevgisini köstekli evet. Saati aynanın karşısında saatlerce süsleniyor. Köstekli saatinin zincirini düzeltiyor. Evet. Aynadan geriye gidiyor. Oturmuş mu oturmamış mı saatini yerine özenle yerleştiriyor. Çocuk kapağından bunu şey yapıyor. Hatta düşünüyor. Diyor ki bir gün... Akşam geldiğinde saati koyduğunda çekmeceye ben bunu alsam kırsam. Ha Ömer bunu düşünüyor. Tabii kıskanıyor bunu, saati. Kıskanıyor saati. Anladım. Hocam şimdi süremiz de geçiyor. Ben süreye de dikkat etmek istiyorum. Konuşacağımız başka şeyler de evet. Var.
Köstekli Saat hikayesi bence okunması gereken bir hikaye. Bunu seyircilerimize öneriyoruz. Bütün hikayeleriniz. Ben özellikle bahsettim, tekrar olmasın. Tasvirlerinizi çok önemsiyorum. Yani çok teşekkür ederim. Sağ olun. İçine çekiyor yani okuyucuyu. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Yani yazdıklarınızın kendi hayat hikayenizle var mıdır bir bağı? Ya hayatın hepimiz içerisindeyiz Bülent Hocam. Tamamı evet. Olmasa da kıyısında köşesinde kendimizden bir şeyler olabilir. Değil mi? Ya da sizden bir şeyler olabilir. Evet. Benden değildir. Arkadaşım, dostum Bülent Bey'den görmüşümdür, gözlemlemişimdir. Onu dökmüşüm muhakkak, dedim ya. Bence yani bu, ben kendimi öyle atfetmediğim için, sanatçı, yazar, çizerlerin sanat toplum için yapılır bence. Değil mi? Yani bir cenahta duracaksam benim cenahım burasıdır. Siz orayı tercih ediyorsunuz. Tabii. Yani bir fayda olsun, topluma faydası bir mesaj olsun. Yapılır, mesaj için. Ya şahsen ben de öyle düşünüyorum. Yani yoksa bir anlam ifade etmez. Yani kimse kusura bakmasın, şahsi düşüncem bu benim. Evet. Bir anlam ifade etmez. Şimdi bu Köstekli Saat'ten de yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Burada bir çocuğun ilgiye ve iletişime, büyüğüyle iletişime ihtiyacı olduğu vurgusu yapılıyor. Sizin zaten hikayeleriniz birazcık çocuklara da sanki mesaj verir gibi. Bu arada çocuklara yönelik hikayeler düşünüyor musunuz veya var mıdır? Aslında kafamda var. Evet. Yani tarihçi olmamız nedeniyle böyle tarihi kahramanlarımızla çocuklarımızın seviyesine hitap edecek bir şeyler yazmayı planlıyorum. Ben çok güzel bakalım şeyler yazabileceğinizi düşünüyorum. Sağ olun, bu tasvirlerden teşekkür yola çıkarak. Bu arada siz çocuklara, gençlere özellikle, herkese olabilir de, çocuklara, gençlere yazmayı önerirsiniz değil mi? Vallahi öneri değil, şiddetle öneririm. Şiddetle bakın son zamanlarda özellikle, daha biraz önce programımızın başında siz de belirttiniz. Çok güzel ilimizde etkinlik yapıldı. Evet. Hafta sonu tamamlandı. Elazığ evet. Kitap Fuarı. Bunlar çok önemli. Ve kitap fuarına gelen önemli yazarlarımızın söyleşileri vardı. Ve bu kişilere de baktığımızda öyle sıradan kişiler değil. Değildi. Yani gerçekten topluma önderlik edebilecek bir ağırlığı olan kişilerdi. Bu tür etkinliklerin ilimizde yapılması çok önemli. Önemli diyorum ve bunların artırılması lazım. Gençlerle bu tür yazar ve çizerlerimizin buluşturulması çok önemli. O yüzden belediyemize, belediye başkanımıza buradan ben de ilimiz adına tekrar teşekkür ederim. Yani bu program çok boyutlu bir programdı. Evet. Ben hatta 5 gün il dışında olmak durumundaydım. Bir hizmet içi eğitimdeydim. Ama programın ilk günü de buradaydım. Son 2 günü de buradaydım. Aradaki kaçırdıklarımı da üzüldüm. Dediğiniz gibi yani kitap fuarı tabii okumayı daha çok ön plana çıkaran bir etkinlik de öyle diyelim. Ama orada yazarların olması, o yazarların yazdığı kitapları imzalamaları bence okumayı seven kişileri yazmaya da yöneltir diye. Kesinlikle. Sorum oydu. Yani yazma evet, önemli değil mi? Şimdi evet. Bülent Hocam, ben şuna inanıyorum. Ben öğrencilerime de, öğretmen arkadaşlarıma da okuma saatleri düzenlediğimizde şunu söylüyorum. Bence yazma ve okuma birlikte olur. Okuma ve yazma. Yazan kimdir? Okuyan adam yazar. Okuyan insan yazar. Birlikte yürütülür. Tabii. Ve bu yazma işi, siz de dediniz ya, ben de yazabilir miyim? Şiir yazabilir miyim, merak ediyorum. Köşe yazılarım bakın. Var. Evet, çok güzel şiir köşe hoşuma yazılarınız gidiyor. Var. Yazarsınız. Bu yazma işi, evet. ben şuna benzetiyorum. Bir iplik yumağına benzetiyorum. İlk ucunu yakalansınız, ondan sonra çektikçe gelir. Mesela ben sağ olsun yine arkadaşlara yazdığım şeyleri gösteriyorum mesela. Diyelim ki bundan 4 ay önce yazdığım şiirimi gösteriyorum kendilerine. Yeni yazdığım şiiri ve bana söyledikleri ne biliyor musunuz? Diyor ki hocam 4 ay önceki şiirinizle şu anki şiiriniz arasında fark var. Niye? Ben okudum, daha sonra yazdım. Okuma ve yazma birlikte olur. Bakın eskiden vardı. Ben öğretmen arkadaşlara da söylüyorum. Öğrencilerimize tavsiye edin. Günlük tutsunlar. Her gün tutmasınlar. Belki çocuklar bıkabilir. Haftalık tutsun. 15 günlük tutsun. Ama yazma bir yerden başlamalı. Bir yerden başlamalı. Evet, bir yerden başlamalı. Biz öğrenciliğimizde kompozisyonlar yazdırırdı hocalarımız. Güzel yazı bize. Derslerimiz vardı. Güzel yazı hatırlarsan. Yine vardır herhalde, bilmiyorum ama. Yani bütünlük içerisinde var. Bütünlük içerisinde. Tabii. Yani kompozisyon dersimiz vardı sanki. Biz her hafta bir şeyler yazıyorduk. Hatta ben bir kompozisyon yazmıştım. Hocam böyle beğenmişti, öğretmenim.
Beni de onur etmişti. Çok güzel yazmıştın demişti. Başımı okşamıştı. Yani o öyle bir heveslenmiştim. Tamam, ben bu işi başarabilirim tabii diye. Belki de onun yansıması. Şimdi köşe yazılarımız var. Makalelerimiz evet. bizlerin de var. Kalemimize sağlık. Evet yani, Gayet güzel. ama yine bir öğretmenin dokunmasıdır. Yani O çok sizin önemli. dediğiniz gibi, o hikayenizdeki gibi öğretmenlerimiz çocuklarımızı yazmaya da teşvik etmeli. Kesinlikle ve seçmeli derslerimizde de bunlar da var. Seçmeli Evet. dersler geldiğinden beri bakıyoruz, okuma becerileri dersi, yazma ve yazarlık dersi. Yani eğitim sistemimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız bunu teşvik etmek Müfredatta için bu var. tabii seçmeli Tabii. ders koydu. Evet. Bir diğer şey, Evet. Müsaadenizle söyleyeyim. Estağfurullah. Şuna da dikkat etmemiz lazım. Şimdi örnek kitapların biliyorsunuz seviyeler var. İşte bu ikinci sınıf, bu üçüncü sınıf, bu beşinci sınıf. Ben yine arkadaşlarıma ve öğrencilerime, velilerime de onu söylüyorum. Çocuk yedinci sınıfta, sekizinci sınıfta olabilir. İkinci sınıf, hatta dördüncü sınıf ve ikinci sınıf hikaye kitabını eline almıştır, okuyordur. Bir şey olmaz, okusun. Okusun tabii. Önce sevdiğiyle başlasın. Ama siz derseniz ki, hayır, Sen sen al 4'sün, önce 4 okuyacaksın. Batı klasiklerini oku, Ha. Türk klasiklerini oku. Çocuğu nefret ettiririz. Okuma sevgiyle başlar. Evet. Nefretle başlamaz. O ilk gün durur çocuğumuz. Hocam şimdi şiire pek değinmedik. Yani kısmen Evet. değindik ama şiir ilk ne zaman yazmaya başladınız? Nereden esinlendiniz? Niye ben şiir yazmalıyım diye düşündünüz? Şiiri programın başında... Bir duygusallık mı gerekir? Yani şiir yazabilmek için bir duyguyu, yoğun bir duygu mu yaşamak gerekir? Merak ettim yani. Evet, Bülent Hocam. Evet. Şimdi elbette insanlar duygularını farklı şekilde ifade eder. Duygu olmazsa olmaz. Ben Evet. kendi adıma söyleyeyim, çevremde hassas ve duygusal insan olarak bilinirim. Aslında kırılgan yapıya sahibimdir. Çok hoş bir şey de değil. Duygusal insandan zarar gelmez hocam. Ama kırılıyorsunuz. Ha, o Karşı da aynı. taraf sizi kırmış oluyor. Ha, siz yıpranırsınız. Tabii yıpranıyorsunuz, Ama onu başkasına bir kastediyorum. şeyiniz dokunmaz Aynen, yani. aynen. İnce Evet. düşünüyorsunuz, detaycı Tabii, oluyorsunuz. Bunu tabii. yaparsam zarar verir miyim? Yani biraz karakterle de alakalı. Ben Anladım. ortaokul yıllarında başladım yazmaya. Ortaokul Ortaokul yıllarında şiir yıllarında yazmaya da şiir yani. yazmaya başladık. O okulumuzun dergisinde hatırlıyorum, ilk şiirimiz Orman Haftası'ydı. Hoca, öğretmenimiz demişti, belli bir süre vermişti. Daha sonra ben öğretmenimize verdikten sonra okul dergisinde çıkınca, yani öyle bir şey de söylememişti. Sürprizle de karşılaşmıştım, hoşuma da gitmişti. Bendeki şeyleri tekrar ortaya çıkaran, tabii ki herkese bir destekçi lazımdır. Özellikle tabii eşimiz, çocuklarımız, dostumuzun katkısı şüphesiz fazladır. Tabii. Bunlardan özellikle kıymetli dostum Ali Hava'nın büyük desteği vardır. Kendisi benden daha da iyidir. Yani o ustamdır, ben çırağımdır, öyle diyeyim. Evet. O beni çok teşvik etmiştir. Mesela Yazmaya, sizin şiir dediğiniz gibi yazmaya. tabii. Mesela yazmışımdır, hoş değilimdir. Yo yo güzel demiştir, devam et. Öyle öyle devam etmişimdir. Yani üzerine koyarak ilerliyor Bu iş insan. öyledir Tabii. Bülent Hocam. Üzerine koyarsınız her gün. Bugün yazdığınız olmaz, bir kenara atarsınız. Yarın aklınıza bir şey gelir, gider bir mısrasını düzeltirsiniz. Aslında olmaz diye bir şey de yok hocam. Yani siz o anda duygularınızı yazıyorsunuz. Tabii mutluysanız mutlu şeyler Onu yazarsınız. yazarsınız. Belki kafiye uyumu arar insan, olmaz der kimisi. Evet. Belki konu bütünlüğü tam olmamıştır ama duygularınızı orada anlatabilmişseniz, karşıya geçirebilmişseniz bence o olmuştur yani. Kesinlikle. Mesela Bülent Hocam şöyle bir örnek de verebiliriz buna uygun olsun diye. Evet. Siz hiç resim dersinde düz çizgi bile çizemiyor olabilirsiniz. Ama şu anda resim hocamızla ben bu muhabbeti de, bu sohbeti de yaptım. Diyor ki hocam diyor, bu bir yetenektir resim, evet. Ama sen işin teknik kısmını alırsan yaparsın. Şimdi bu biraz da bununla alakalı Bülent Hocam. Şimdi sizde bir cevher vardır, değil mi? Çok güzel şeyler oluşturursunuz. Bir diğeri ise hani diyor ya azmeder, Azmeder. çalışır. O da ortaya bir O da eser ortaya bir koyar. eser koyar. Evet. Hani dersiniz ki o bir şaheserdir, bu eserdir. Evet, olabilir. Ama yazmadan bunu anlayamazsınız. Sizin güzel yazıp yazmadığınızı bilemezsiniz ki. Ve inanın zaman geçtikten sonra yazdığınız şey çok güzel olur. Anladım. Şimdi programın sonuna geldik. Çok Çok hızlı sağ ol. Çok geçiyor. sizinle sohbet çok Estağfurullah. güzeldi Bülent Hocam. O yüzden hızlı Teşekkür geçti. ederim. Şimdi programın sonuna geldik. Ama mesajımız şu. Çocuklarımızı, gençlerimizi, tüm insanları. Birincisi zaten okumaya, Evet. sonra okuduğunu yazmaya. Kesinlikle. Değil mi? Öneriyoruz, öyle diyelim. Öneriyoruz, evet. Bugünkü programımızın Bugünkü mesajı programımızın olsun. mesajı Ama bu. ben şiirden bahsettik. Sizin bir şiirinizi, sizin okumanızı istiyorum. Öyle bitirelim programı. Olur. Normalde sesim de güzel değildir.
Ama sizin bir hatamız kulakları tırmalarsak daha sizin ve seyircilerimizin affına sığınıyorum. En son yine bir ulusal dergimizde yayınlanan gel şiirimizi tamam. Müsaadenizle okuyayım. Yalnız bir dakikamız var. Tamam. Ona göre ne kadar kısa okuyalım. Tamam hocam. Ay geceyi bulmadan, buluta küsmeden gel. Lambalar yorulmadan titrek ışıklarıyla vedasını hissetsin duvarlar sükutumun. Hışıltısı dinmeden ağaçların altından sülün gibi süzülüp sessiz adımlarla gel. Şehrin sokaklarından çekilince el ayak, görmesin mahrem gözler eteğini topla gel. Tatlı bir yaz akşamı hafif yel esişinde perdeler havalansın, pervazlara tutun gel, usul usul gel. Hocam bence güzel de okuyorsunuz. Sağ olun, şiir teşekkür güzel, ederim. Manalı, bence güzel de okuyorsunuz. Öyle teşekkür ederim. Ama hiç ona katılmıyorum. Programınıza da davet ettiğiniz için başta size ve Kanal 23 ailesine teşekkür ederim. Ekran başındaki seyircilerimize de şükranlarımı sunarım, saygılarımı sunarım. Ben teşekkür ederim hocam. Bence çok güzel bir program oldu. Farklı bir program oldu. Evet. Sizin çok yönlü olmanız da programın bence bu kadar güzel olmasına bir katkı sağladı. Sağ öyle olun. Diyeyim ben size. Teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim Bülent Hocam. Sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Alparslan Kılınç hocamdı. Eğitimci, yazar, şair, aynı zamanda okul yöneticisi bir hocamızdı. Katıldığı için teşekkür ediyorum tekrar. Gelecek hafta inşallah farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak istiyorum. İyi akşamlar.